Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 6 Nisan günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya adım attık. Bu esnada tabii dünyanın tamamı koronavirüs pandemisiyle bir şekilde uğraşmaya, tedbirler almaya devam ediyor. Bu arada tabii bu haftaya baktığımızda aslında borsalarda açılışta pozitif açılışlar gördük. Petrol tarafını yakından takip ediyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüşün bir de ayrı olarak dünya ekonomisindeki etkisini de konuşacağız bugün. Değerli konuklarımız var. Şeref Oğuz karşımızda olacak ve Abdurrahman Yıldırım Habertürk.com yazarı. Şeref Bey ve Abdurrahman Bey iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Şeref Bey. Şimdi öncelikle aslında bu koronavirüs salgınının süresi bilmiyoruz. Çin'de başladı. Birkaç ay içerisinde bir şekil zaptırap altına almışlar gibi duruyor. Orada üretimler yavaş yavaş başlamış gibi. İşte otomotiv satışları çok ciddi düşmüştü %80'e kadar. Biraz toparlanıyor gibi örnek vermem gerekirse. Ancak Avrupa kanadında aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Vaka sayılarında hafif düşüşler olsa da şu an mesela Fransa'da ölümlü vaka sayısının arttığını görüyoruz. Ülke ülke geziyor gibi duruyor. Öncelikle bu koronavirüsünün dünya üzerindeki etkisini boyutlarını biraz konuşmak lazım. Çok da tabii bilmiyoruz çünkü arz talep aynı anda sıkışmış durumda. Şeref Bey öncelikle sizle başlayalım. Şimdi korona yeni bir olay ama tarihe baktığımız zaman koronaya benzer olaylarla dünyanın nasıl bir hal aldığını özellikle tarihi kayıtlardan ekonominin bulunduğu salgının bulunduğu coğrafyalarda ekonominin nasıl evrildiğini görüyoruz. Aynısı başımıza geliyor ancak ölçeği büyük çünkü o zaman mesela Avrupa ile sınırlıyken ya da ne bileyim Güney Asya ile sınırlıyken bugün dünyanın her yerinde bu koronayı görüyoruz. Sebebi çünkü dünyanın her yerine ulaşım var, gezegenin her yerinden her yerine uçaklarla ya da trenlerle, seyahat araçlarıyla gidildiği noktada bütün dünya tehdit altında. Öncelikle hepimizi ev hapsine soktu. İkincisi ekonomiyi tamamen doldurdu. Diğerlerini de durma noktasına getirdi bazı zorunlu alanları. Ancak en önemli etkisi belki de bizim üretimde, paylaşımda ve daha doğrusu aşırıya kaçtığımız her yerde bize bazı hatırlatmalar olması. Ben bunlardan en önemlisi normal insanın temel hayata bakışındaki bir duruşta olduğunu düşünüyorum. O da şu, biliyorsun insanların istekleri sonsuz ama aslında ihtiyaçları sınırlı. Hani ekonomide bir bakıma sınırlı kaynaklarla bu sonsuz ihtiyaçları karşılama sanatı diyorduk ya. Korona geldi dedi ki sana ben istediklerini değil ihtiyaçlarını ancak sunabilirim. Gezegeni bu kadar mahvedemezsin diyor. Aşırıya kaçma. İhtiyacından fazlasının peşinden koşma diyor. Bitleri baytları yemesin, gıdayı üretmek zorundasın. Çok fazla bu dijitalleşmeye de bel bağlama. Ellerini sık sık yıka diyor ki bu normalde ekonomiyle ne alakası var diyorsan hayatta kalmak için çok önemli. Çünkü tuvalet kağıdını yediğinden önemli hale geldi. Az önce programı açarken söylediğim petrol. Petrol için savaşmana gerek var mı? Bunu bir daha düşün istersen. Üretim durunca işe yaramıyor zira ve petrolü de içemezsin. Temiz su kaynakları çok daha fazla sana ihtiyaç duyulacak. Çünkü bu bir hayata dair, bir hayatta kalmaya dair bir sağlık sorunu. Küresel bir sağlık sorunu. Başka bir yapı, az önce Avrupa'dan da söz ettim. Avrupa Birliği'nin göründüğün kadar eğitimli olmadığını da bize gösterdi. Yani her ulus bu virüs karşısında kendi yeteneksizlik ve eksiklerini görme imkanına kavuştu. İmkan diyorum sebebi de şu, koronanın ürettiği dertler, başımızı açtığı belalar artık 10 trilyon doları aştığından söz edilen bir yıkım yanı sıra ama bir ayna tutması noktasında da bazı özel kazanımları bize getirdi. Mesela bunlardan bir tanesi hayvanat bahçesindeki canlılarını çektiğini sen de yaşa, seni eve tıktım diyor. Burada ne yapabilirsen o kadar yapabilirsin artık diyor. Sosyal medyada birbirimizi yaklaştırdık ama paniklemeyi de bu arada gösterdi bizde. Gerektiğinde evden çalışabileceğimizi daha önce biliyorduk ama şimdi zorunlu olarak bunun yollarını aramaya başladık. Bu da bir fayda oldu çünkü evden çalışma imkanı varsa insanlara daha fazla boş zaman, kamuya daha az ofis yol vesaire yapma şansı tanıyor. Bir evde de hayat olduğunu söyledi bize.
ve bir bilim olmadan asla hiçbir şeyin yürümeyeceği noktasını bir kez daha hatırlattı. Salgına çare politikacılardan ve şöhretlerden değil, bilim insanlarından geleceğini bize ezberletti. Sağlık çalışanlarının önemi bir bakıma ön plana çıktı ki bunlar futbolculara daha fazla değer veriyorduk. Ama artık sağlık çalışanları futbolcudan daha önemliymiş, onu anladık. Bu futbolu kötülemek anlamında söylemiyorum ama orada da aşırıya kaçtığımız o milyonluk transfer ücretleri vesaire, ama milyonluk doktor ücretleri söz konusuydu ama onlar olmadan acaba biz bu salgınla baş edebilecek miyiz? Tamamlıyorum. Dışarıdan çalışma zorunda olanlara saygı duy, çünkü onlar şu anda bizim için hayatlarını riske atıyor. Mesela bu kanalda da Zeliha sen orada durarak bizi de evimizde olmamıza imkan sağlayarak risklere üstleniyorsunuz. O açıdan herhangi bir şekilde dışarıda olmak zorunda olanların her birine derinden saygı duyuyoruz. Rahat bırakırsak tabiat düzelecek, bunu da fark ettik. Virüs zengin fakir, genç ihtiyar, sağcı solcu, beyaz siyah ayırmıyormuş. Herkese eşitlikçi bir zulüm içerisinde davranıyor. Bunu gördük. Ve insan lüks ve aşırı tüketmeden de hayatta kalabileceğini en azından ben neredeyse 3 haftadır evimde görüyorum. Sadece bunu ben hissediyorsam herkes bunu hissediyor demektir. Daha fazla hastane, daha fazla silahtan daha hayati olduğunu da gösterdi bize. Başkasına yardım aslında kendimize yardımdır ki bu korona sonrası oluşacak olan yeni dünya düzeni içerisinde bize lazım olacak bir parametre. Ve bir başka sorun da şu, açlık ve fakirlik, ki bu konuyla ilgili olarak olmayanlara da yardım etmemiz gerekiyor. Komşun aç iken uyumaman gerekir ve düşmanlıklar da unutulabilirmiş. Şu anda benim koronanın dünyaya öğrettiklerinin bunlar olduğunu sıralayabilirim. Abdurrahman Bey, peki size de geçeceğim. Şöyle, Şeref Bey tabii çok güzel özetledi. Şu an küçücük mikroskopla bile zor görünen bir virüsün dünyayı dize getirdiğini gördüğümüz günleri yaşıyoruz. Ve bir belirsizlik de var tabii. Yani ne zaman, ne kadar kontrol altına alınacak. Bir de bilmediğimiz, anlamadığımız şeyler de oluyor mesela Abdurrahman Bey. Arz ve talepte mesela ikisinde beraber sıkıntılar var. Biz bunu çok yaşadığımız bir durum değil. Talep veya arzda sıkıntı olur. Buna göre bir modelleme çizersiniz. Ona göre tedbir alırsınız. Şu an gördüğümüz kadarıyla merkez bankaları ayrı. Onu konuşacağız yayın ilerleyen dakikalarında. Ancak ülkeler de bir şekilde tedbir almaya çalışıyor. Ve gözlemlediğimiz kadarıyla da nereye ne kadar yarayacağını da çok öngöremiyoruz. Abdurrahman Bey, siz ne diyeceksiniz? Şimdi yaşadığımız olayın adı elbette yani bir ekonomik kriz ya da ekonomik durgunluk, ekonominin gerilemesi, bu şekilde ekonomiye yansıyor. Ama ondan önce bir sağlık krizi yaşıyoruz. Ana etken küresel salgın. Dolayısıyla küresel salgına bağlı ekonomide bir kriz yaşadığımız için merkez bankaları, hükümetler çeşitli paketler açtılar. Ekonomiyi desteklemek istiyorlar, ayakta tutmak istiyorlar. Bu geçici bir dönemde. Yani geçici diyoruz çünkü elinde sonunda geçecek hakikaten. İşte yılın ilk çeyreğinde gündemimize girdi. Şimdi yılın ikinci çeyreğine giriyoruz. Belki ikinci çeyreğinde önemini azaltacak. İşte bu hafta haftaya başlarken ölüm oranlarının nispeten yavaşlaması, vaka sayısının kısmen azalmaya başlaması nedeniyle piyasalar iyi bir başlangıç yaptı, olumluya döndü. Ama bu bizi aldatmasın, yani bekleyelim, bir haftadan bir şey olmaz ya da bir hafta bir trendi göstermez. Ama bu Nisan ve Mayıs ayları içerisinde bir yerde virüsün pik noktasını yapması ve giderek etkisini azaltması bekleniyor. Dolayısıyla bugünkü yavaşlama buna uyduğu için bir umuda kapıldı. Bu bize neyi gösteriyor? Bu ister bu ay sonu isterse gelecek ay olsun, böyle kısa sürede virüs gündemimizden yavaş yavaş önemini azaltacaksa ekonomi ve piyasalar canlanabilecek demek. Elbette verilen teşvikler, işte indirilen faiz oranları, merkez bankalarının operasyonları, hükümetlerin trilyon dolarlara varan destekleri, ki buna son olarak işte Almanya katıldı, 1 trilyon euroyu geçti vereceği destek.
Japonya katıldı, 988 milyar dolar, yani 1 trilyon milli gelirinin 5'te biri. Dolayısıyla bunlar da etkili olacak ve belki kısa sürede toparlayacağız. Ama bu kısa sürede ekonomik yönden toparlanmanın tek şartı virüsü kısa sürede yenmekle mümkün. Virüsü yenemezsek, virüsün dünyada kalış süresi uzarsa, etkileri uzarsa, öldüreceği insan sayısı fazlalaşırsa, işte bu diyelim ki Nisan, Mayıs ayları gibi pik noktası bulunmazsa, yaz aylarını da etkisi altına alırsa durum değişir. Çünkü baktığımız zaman dünyanın %40'ı yaklaşık evde oturuyor. Yani nüfus olarak. Ondan sonra işe gitmeyenlerin oranı yaklaşık %45. Yani böyle bir ortamda dünyanın yarısı neredeyse ekonomiden kopmuş durumda. Üretimden kopmuş durumda. Dolayısıyla bir üretim krizi yaşanırken şirket iflasları gündeme geliyor. Şirket iflasları gündeme geldiği için de tedarik zincirleri kopuyor. Tedarik zincirleri kayboluyor. Tedarik noktaları olmayacak. Yani bir düğmeye basarak anında üretime geçemeyeceksiniz. Çünkü artık küresel üretim, işte parçanın bir ülkeden, ondan sonra ham maddesi başka bir yerden, üretim başka bir yerde, pazarlaması başka bir yere olan bu üretim sistemi anında devreye giremeyecek. Ama başka bir şey daha var, talep. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Şimdi evde oturan, eve çıkan insanların elbette gelir kaybı da söz konusu. Çünkü işsiz kalanlar da var. Yani insanlar sadece eve gönderilmiyor. Aynı zamanda sokağa da gönderiliyor. Çünkü işsiz kalanları gördük. İşte Amerika'da 2 hafta içerisinde 10 milyona ulaştı. Diğer ülkelerdeki rakamlar da gelecek. Ve baktığımız zaman onlarca milyon insan işsiz kalacak. İşsizlik gelir kaybı demek, harcayamamak demek. Bir de belirsizlik var, korku var, endişe var, gelir kaybı var, servet kaybı var. Her gün borsalarda işte şu kadar düşüş gerçekleşti diyoruz. Altın yükseldi, düştü diyoruz. Döviz kurları bilmem ne diyoruz. Gayrimenkulden pek bahsettiğimiz yok ama gayrimenkulde de aynı şeyler yaşanıyor. Sonuçta baktığımız zaman küresel servetlerde de gelirlerde de yaklaşık 1/5, 1/4 oranında kayıplar meydana geldi. Bu kayıplar önümüzdeki dönemde toplam talebi düşürecek. Dolayısıyla toplam talep azaldığı için, daha hızlı azalacağı için üretimden, üretim kapasitesi hemen bu kadar hızlı azalmayacağı için ortaya enflasyonsuz bir dönem çıkabilir. Yani enflasyonun gerilediği bir dönem olabilir. Zaten buna da güvenilerek faiz oranları aşağıya doğru iniyor. Zaten inmişti, düşüktü ama sıfır düzeylerine doğru gidiyor. Bunun dışında yani bu gelir kaybı, işsizlik, tüketimdeki daralma bizi beraberinde giderek şeye doğru getirecek, deflasyona doğru. Yani enflasyonun olmadığı, hatta enflasyonun gerilediği bir ortam. Ama büyümenin de olamayacağı bir ortam. Bu yalnız şeye bağlı, virüsün ne kadar süreyle gündemde kaldığına bağlı. Yani biz birinci çeyrekte yakalandığımız virüsü ikinci çeyrekte eğer dünyadan söküp atabilirsek kısa sürede kurtulmuş oluruz. Yeniden eski düzenimize kısmen kavuşmuş oluruz ama atamaz da 3. çeyreğe, 4. çeyreğe doğru uzatır isek o zaman durum değişir. Hakikaten şirket kayıpları, şirket iflasları, kitlesel işsizlikler ve dediğimiz bu hem ekonominin küçülmesi hem fiyat düşüşleri bir arada gerçekleşir. Bu da herkese, her ülkeye, her ekonomiye zarar verir. Çok yıkıcı bir zarar verir. Dolayısıyla kısa vadede enflasyon ufukta yok, yaratılan bu parasal genişlemeye rağmen ve ucuz paraya rağmen, çünkü talep üretimden daha hızlı daralıyor ama daha sonraki durumlarda belki süratle iyileşebilirsek devamında enflasyon görünebilir ufukta. Dolayısıyla gelişmelere ve
virüsün seyrine, kontrolüne, işte aşı bulunmasına ya da tedavi yönteminin geliştirilmesine bağlı. Şimdi Şeref Bey, o zaman ve Abdurrahman Bey, işin içine bir zaman mevhumu giriyor. Ve tabii üretim ve istihdam meselesi işin içine giriyor. Ama birinci öncelik tabii zaman. Çünkü zaman uzadığı takdirde ekonomiler bizim bilmediğimiz bir hale gidecek gibi gözüküyor. Az önce Abdurrahman Bey'in de söylemiş olduğu gibi kitlesel işsizlik veya işte iş yapış şekillerinde değişiklikler. Öngöremiyoruz da bunu. Evet. Gördüğünüz gibi hepimiz uzaktan bir şekil, uzaktan eğitim de var. Uzaktan da çalışma oluyor. Online bir şekil önem kazanıyor. Bu süreci 2 ay, 1 sene bilemiyoruz tabii. Duruma göre iş yapış şekillerinde de bazı farklılıklar gözlemlenebilir gibi söyleniyor. Ama şu an ben net olarak herhangi bir profesörden, uluslararası camiadaki bilim insanlarından çok net bir şey duyamıyoruz. Çünkü görüldük bir şey değil bu anladığımız kadarıyla. Teknoloji işin içinde olduğu için. Siz ne dersiniz? Şimdi geçenlerde The Wall Street Journal'da Henry Kissinger'ın bir makalesi yayınlandı. Ki Henry Kissinger'ı biraz hatırlatmakta fayda var. Bu Amerika'da başkanın baş danışmanı ve mekik diplomasisini başlatan enteresan bir insan. Yani Amerika toplumunu çok iyi tanıdı. Türkiye'de birkaç kere geldi. Ben de dinleme fırsatını buldum. Yazısında söylediği bir nokta son derece önemli. Diyor ki bu daha önce görülmemiş bir durum. Ve çekip gitmesi kolay olmayacak. Ve gittikten sonra da arkasında çok kalıcı diyor burada. Kalıcı davranış ve zihin değişikliklerine yol açacak. Şimdi bu noktada benim kendimle ilgili olarak korona sonrasının dünyada gördüğüm şudur. Abdurrahman az önce söyledi. Evet, bu bir geçecek. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani Haziran diye iyimser tahminler var. Bu yılı zaten kaybettik. 9 ay sonra ancak bu işler yoluna girer diyenler var. Hatta bunun eski zamanlarda olduğu gibi daha uzun sürebileceği bir yaklaşım var ki o en kötü senaryoya inanmıyorum. Sebebi de şu, bilim insanları şu anda aşağı yukarı 150 bin civarında insanın bu virüsle ilgili olarak odaklanmış bir şekilde çalıştığını biliyoruz ve yavaş yavaş sağdan soldan da bununla ilgili olarak bazı çözümler devreye girmeye başladı ve sanıyorum bu veri tabanı genişledikçe, yani virüsle mücadele süresinde oluşan tıbbi bilgi genişledikçe bununla ilgili olarak çözüm bulma da hızlanacak. Ama görünen o ki salgın sonrasında dünya bir daha eskisi gibi olmayacak. Bunu biliyorum. Ekonomiden sosyolojiye, işten yönetimedeki her alanda yani kırılmalara, köklü değişikliklere tanık olacağımızı düşünüyorum. İnsanlık dramının henüz ortasındayken konuşulması erken ama korona sonrasında oluşacak dünya için ben 4 tane farklı senaryo özetliyorum. Biri barbarlığa geçiş. İkincisi daha acımasız bir devlet kapitalizmi. Üçüncüsü çok radikal bir devlet sosyalizmi. Ve dördüncüsü karşılıklı yardımlaşma ve uzlaşmaya dayalı büyük bir topluma dönüşüm. Gönlüm şüphesiz dördüncüden yana. Herhalde buna katılmayacak insanlar yoktur ama belki beşinci bazı seçenekler de oluşabilir ama tarihi benzer olaylara bakınca beşinci bir seçeneği görmüyoruz. Büyük bir kaos ve savaş dahi olsa bile dünya belli ki başka bir alana evrilecek. Biz acaba hangisinde olacağız? Ya da hangisi ön plana çıkacak diye düşündüğümde de şunu görüyorum. Her toplum ekonomisi, sosyolojisi, ilişki yönetimi, ben ve öteki arasındaki duruşuyla beraber teşne olduğu tarafa dönüşecek. Yani mesela barbarlığa geçişleri de olacak bu süre içerisinde. Bir devlet kapitalizmi giderek güçlenebilir. Buraya hangi ülkeler daha yakın, Türkiye buna mı yakın bilemiyorum. Ya da radikal bir devlet sosyalizmi ki bu Çin'den çıktığını düşünürsek, Çin kapitalizmi, sosyalizmi onu bilmediğimiz yapı içerisinde bir devlet sosyalizminden söz edebiliriz. Ya da inşallah umudum odur ki buradan bazı dersler çıkarıp karşılıklı yardımlaşma vesaire gibi uzlaşmaya dayalı bir toplum. Şimdi 4 senaryonun hangisinden söz ederken bize gelince bunun cevabını gönlüm ister ki 4. olsun ama gördüğüm kadarıyla buradan bizim çıkaracağımız dersler bizim bir sonraki aşamada ekonomimizi de bu anlamda sağlığa kavuşturmak için bir adım olacaktır. Sorun şu, Türkiye bu konuya zaten bir ekonomik kriz içerisindeyken yakalandı.
Tam da bu sırada belki de bazı alanlarıyla korona frenledi bizi ama az önce sözünü ettiğimiz noktaya geleceğim. Abdurrahman'ın çok güzel sıraladığı bir yapı içerisinde. Üretim devam etmeli fakat mevcut yapılarla artık gidemeyeceği de ortada. Düşünebiliyor musunuz? İnsanların cebine para konulmasını önerip duruyorum. Cebine para koysanız bile üretimin bu kadar talebin düşeceği bir ortamda eski büyük volümlerde üretim söz konusu olmayacağına göre bizim daha az kara ya da yeni karlılık modellerine ya da yeni işbirliklerine çok geniş sendikasyonlara mecbur kalacağımız bir döneme gidiyoruz. Şimdi siz fabrikanız var, ihracatınız sınırlı çünkü diğer dünya da aynı sıkıntıyı çektiği için belirli ölçeklerde ihracatı birimlerine ulaşamayacaksınız. Çünkü Avrupa'da da 28 ülke taleplerini kısacak ki %50 ihracatımız ülke olduğunu düşünürse. Aynı şekilde iç talepte daraldığı bir ortamda biz ne yapacağız? Daha az üreteceğiz çünkü daha az tüketen bir yapıya doğru bizi evrileştirmeye başladı bu iş. Bir de klasik olarak %20 iç kaynak, %80 dış borç dediğimiz öykü de sona ereceğine göre Türkiye en azından bu anlamda kendisini içerideki şirketlerini işbirliği iş bölümüne mecbur bırakacak bir. İkincisi üretim verimliliği, üretimdeki verimlilik çok üst düzeye çıkacak iki. Üçüncüsü de belki çalışanını eve de göndermek yerine onunla beraber uzlaşıp daha değişik bir istihdam modellerini de devreye koymamız gerekiyor. Bir başka sıkıntıdan da söz ederek sözü size bırakmak istiyorum. O da şu. Az önce de söylendi kiralar. Kirayı bölüşelim mi? Böyle bir soru sormuştum ben. Sürekli de soruyorum. Yani insanlar evde işler durma noktasında pek çok işletme zaten siftah yapmadan gününü geçiriyor. Bazıları da kapandı. Çalışanı evde göndereninden dükkanını kapatana dek yüz binlerce iş yeri şu anda kan ağlıyor. Onu biliyorum. Bu süreç bize ekonomilerin rakamlardan ibaret olmadığını, insan faktörünün de hayatı önemini de fark ettirdi. Aybaşı itibariyle kiran soru olmaya başladı ama ev sahibi ödensin diyor. Kira ile geçinenler var. Kiracı da diyor ki gelirim sıfırlandı nasıl öderim? Şimdi kamu böyle bir soruna henüz yokmuş gibi davranıyor. Bununla ilgili olarak bir yaklaşım acaba ortaya konulabilir mi diye soruyorum. Yani şimdi ortada bir sorun var. Kiralar ödenemiyor. Kirayı dondurma kadar külfeti bölüşme de bir çözüm olabilir. Şimdi bazı kiraları donduralım ödemeyelim diyenler var ama ben bunun da eğer bu koronavirüsü hepimize eşitlikçi bir külfet yüklediyse maliyetini paylaşma noktasında da bir eşitlikçi bir çözüm masaya konulabilir. Yani zengin vakir ayırt etmeden, kiracı ev sahibi ayırt etmeden bir külfet söz konusu ise sadece bir taraf kendini koruyarak nimeti koruyup külfeti karşı tarafa yıkarak bu koronanın yaratacağı sosyal tsunamilerden sıyrılmamıza imkan yok. Çünkü ben şuna inanıyorum. Hani tıpkı depremlerden sonra tsunami daha da büyük etkiyle beraber kalıcı hasarlara yol açtığı gibi yani deprem 20-30 saniye sürüyor ama tsunaminin getirdiği yıkım çok daha büyük olabiliyor. O yüzden ben korona sonrası bu üretimsizlik, eve kapanmışlık ve giderek taleplerin bu kadar düştüğü bir ortamda hala eski finansal yaklaşımlarla, matematik çözümlerle gitmeyeceğini sürecin psikolojisinde ben sosyal bir tsunamiye de toplumların kendilerini hazır etmesini gerektiğine inanıyorum. Burada sadece kamunun yükümlülükleri yok. Şirketlerin de kendi ekosistemi içerisinde bunu çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Abdurrahman Bey, bir de tabii şu var, aslında Şeref Bey daha önce şeyi soracağım, sonra da bir ara yapacağım, aradan sonra da Türkiye'yi konuşalım. Şimdi alınan önlemler yeterli mi değil mi sorusu var ama yine işin içine zaman giriyor. Yorumcular alınan önlemlerin yetmeyeceğini, toplam dünyadaki borçluk oranının %10'u kadar bir paket açıklanması gerektiğini, belki o zaman işe yarayacağını söylüyorlar. Her ülke farklı farklı uyguluyor ama bütün iş kolları, sağlık hariç, işte eczaneler, hastaneler, bunlar hariç şu an üretimi yavaş yavaş durduruyor. Kafeler kapalı, sinemalar kapalı, her yer kapalı. Dolayısıyla şimdi insanların cebine para koymak da bir çözüm müdür soru işareti. Çünkü öyle bir arzusu, isteği var mı yok mu zaten kapalı. Bir diğer taraftan evet alınan tedbirler var ama orta uzun vadede hastalığın seyrine bağlı olarak ne yöne evrilecek? Bir de diğer konuda korkulanda tabii sağlık sisteminin, özellikle gelişmiş ülkelerdeki sağlık sisteminin çökebilecek olması. Şimdi bu sorular arka arkaya sorulan sorular, cevabı yok tabii, en azından şu an için cevabı var mı yok mu, ya da öyle sorayım ben Abdurrahman Bey size ve Şeref Bey'e, tabii önce Abdurrahman Bey.
Şimdi öyle anlaşılıyor ki bu küresel salgınla beraber ülkelerin sağlık sektörleri etkin ve topluma işte yetecek düzeyde değil. Toplum bu refah paylaşımında ya da refah döneminde sağlığına yeterli yatırım yapmamış. Ya da bu kötü günleri öngörmemiş. Buna göre hazırlık yapmamış, hastane yapmamış, sağlık personeli eğitmemiş, sağlık personelini yetiştirmemiş ve Şeref'in de az önce belirttiği gibi bir futbolcuya milyonlarca dolar vererek oynatıp seyrettiği gibi işte sağlık personeline belki düşük maaşlar vermiş. Hatta işte bizim toplumda genelde biraz iyi maaşlardır ama bence sağlık personeli bunu hak ediyor, fazlasını hak ediyor. Çalışma koşullarını herkes de görüyor. Hakikaten çok yoğun çalışıyorlar. Dolayısıyla doktorların, sağlık personelinin üzerinde bu kadar yük olmaması lazım. Kapılarında bu kadar insan, hasta birikmemesi lazım. Sağlık sistemine daha fazla kaynak ayırmamız lazım. Daha fazla özen ve dikkat göstermemiz lazım. Ve de bu zor dönemde hakikaten sağlık personeline bir teşekkür borçluyuz. Minnettarız bu zor koşullarda görev yaptıkları için. Hayatlarını riske atarak bunu yaptıkları için. Dolayısıyla toplum olarak da neyin önemli olduğunu aslında oturup bir düşünmemiz lazım. Yani bir futbolcu mu, bir sanatçı mı yoksa bir sağlığımızı koruyacak, bizi koruyacak, ölümden koruyacak sağlık personeli. Bu tercihleri dikkatli yapmamız lazım ve arada dengeyi iyi kurmamız lazım. Tamam, eğlence gerekli, buna bir şey demiyorum. Ama hayati konularda da hakikaten gerekli yatırımları yapabilmemiz lazım. Ona kaynak ayırmamız lazım. Dolayısıyla bu krizin gösterebileceği, bu sağlık krizi ve ekonomik krizi bize gösterebileceği ya da bizi sürükleyeceği en iyi sonuç sağlık sektörüne gereken önemi bundan sonra verecek olmamız bence. Bunu artık hayat bize dayatmış olacak, dünyaya dayatmış olacak. Yani sadece Türkiye değil, Türkiye'de aslında sağlık sektöründe son yıllarda çok ciddi yatırımlar da yapıldı. Ama sağlık personeli konusunda, doktor konusunda yine eksiğimiz var. Yine sağlık personelinin hakları konusunda eksiklerimiz var. Hatta bu koşullarda sağlık personeline dair işte şiddet gösteriliyor. Bu konularda belki kanuni düzenlemeler de yapılmalı. Bunun dışında zaman hakikaten çok önemli. Eğer biz yılın ilk yarısında bu salgın hastalığı yenmeye başladığımızı gösterebilirsek, yılın ikinci yarısında ekonomiyi toparlarız, toplum psikolojisini toparlayabiliriz. Ama gösteremezsek de durum kötü. O zaman devletlerin de nefesi tükenebilir. Yani devletler ellerindeki imkanları işte derledi, toparladı, sağdan buldu, soldan buldu. Herkes kendi gücüne yetecek düzeyde bir paket açıkladı. Sonra bu paketleri büyütmeye de başladılar. İşte Almanya örneğinde gördük, Japonya örneğinde gördük. Amerika zaten işte 850 milyar dolarla başladı. 1 trilyona yükseldi. Sonra 2 trilyon dolara yükseldi. Sonunda 2.2 trilyon dolarla işi bağladılar. Şimdi merkez bankaları da aşağı yukarı yapabileceklerini yaptılar. Yani bundan sonra alınabilecek çok fazla bir önlem yok. Virüs konusunda mutlaka pozitif bir gelişme olması lazım. Ve virüsü kısa sürede yenebilmemiz lazım. Aksi takdirde devletlerin de dediğim gibi ekonomik teşvik açısından nefesi tükenecek. Tükendiği noktada da işte o zaman kitlesel işsizlere de, yardım yapılacak şirketlere de, KOBİ'lere de fazla bir şey yapılamayacak. Çünkü deniz tükenmiş olacak. Dolayısıyla zamanın önemi burada. İnşallah bu son gelişmeler hakikaten virüsün yenilmekte ya da işte pik noktası yapmakta olduğunu gösterir. Ve biz yılın ikinci yarısına biraz daha normalleşmeye başlayarak girebiliriz. Dolayısıyla eğer böyle olur ise yılın ikinci yarısı
üçüncü çeyreğinde normalde belki bu daralmalar, ekonomik daralmalar yerini nispeten durağan bir şeye çevirebilir. İşte sıfır düzeylerinde büyümeler olabilir. Yılın son çeyreğinde pozitif büyümelere geçebiliriz. Yılın toplamında da dünya belki daralabilir yine. Ama mesela Türkiye konusunda son olarak Fitch derecelendirme kuruluşu Fitch'in yapmış olduğu bir çalışma vardı. Ben de tuttum bunu, beğendim. Yakından izlendiğini gördüm. İlk çeyrek için Türkiye'nin %6'nın üzerinde büyüme sağladığını belirtiyor. Dolayısıyla bunun da etkisiyle Türkiye'nin bu yıl pozitif büyüyebileceğini, yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğinde negatif büyüme, üçüncü çeyreğinde sıfıra yakın büyüme ama yılın son çeyreğinde pozitif büyüme ve toplamında da %1'e yakın bir büyüme olabileceğini tahmin ediyor. Gelecek yıl ise yine %5'lere yakın bir büyümeyi büyümeyi tutturabileceğini tahmin etmiş kuruluş. Bu tabii virüsün yılın ilk yarısında yenilmesiyle mümkün olabilecek senaryo. Bu açıdan virüsle mücadele son derece hayati bir önem taşıyor. Eğer biz kısa sürede yener isek, Şeref'in belirttiği işte senaryolardan bazıları, hangisi işte ülkeye göre değişecek, dünyanın şeyine göre değişecek, birisi gerçekleşecek. Ama uzun sürmesi halinde, yılın ikinci yarısına sarkması halinde, ekonomik gelişmeler de çok dramatik olacak. İşsizlik de çok dramatik olacak. Bu deflasyon dediğimiz hem daralma hem fiyatların düşüşüyle dünya hakikaten çok köklü bir değişime gidebilir. Ve ondan sonra hangi rejimlerle nasıl yönetileceğimiz daha belirsiz hale gelebilir. Toplumların tepkileri, o tepkilerin nerelere kanalize edileceği, sonra nasıl sonuçlanacağını şimdiden söylemek zor. Şimdi o zaman şöyle yapalım Şeref Bey, Abdurrahman Bey, bir araya gidelim. Aradan sonra Türkiye'nin aldığı önlemlerle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir açıklamaları oldu akşam saatlerinde. Burada hem üretime dair hem sağlık sistemine dair açıklamalar yaptı. Artı hem BDDK hem Merkez Bankası'nın almış olduğu tedbirlerin etkilerini de biraz konuşalım aradan sonra. Tabii bu arada Türkiye'nin önde gelen meslek örgütleri, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri ortak bir açıklama yaptılar. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanarak işten çıkarmama çağrısında bulundular. Haberi bir izleyelim, devam edeceğiz. Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri, Türkiye'de de etkisini artıran koronavirüse karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı. Ortak bildiri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hak İş Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun da yer aldığı onlarca meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu imzaladı. Çalışanların, firmaların üretim ve hizmet kapasitesiyle istihdamın korunmasının önemi vurgulanan ortak açıklamada, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının da iyileştirildiği ve başvuru için gereken belge sayısının düşürüldüğü hatırlatıldı. Ortak açıklamada, bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki, çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde denildi. Ayrıca faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını kısa çalışma ödeneğinden karşılayabileceği de vurgulanan açıklamada, tüm firmalarımızı bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım ifadesi kullanıldı. İlk 15 günde kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılan şirket sayısı 70 bini, bağlı işçi sayısı ise 1 milyonu bulurken, ödeneğin şartları yumuşatılarak 3 yılda 600 günlük prim şartı 450 güne,
Son bir yılda ise 120 günden 60 güne indirilmişti. Evet, gazeteci yazar Doktor Şeref Oğuz ve Abdurrahman Yıldırım Habertürk.com yazarıyla devam ediyoruz ekonomik görünüme. Şeref Bey ve Abdurrahman Bey, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Bu açıklamalarda işte kredilerden, işte üretimde olan her fabrikanın üretime devam etmesi gerekliliğinden, KOSGEB'den ve küçük işletmelerden de bahsedildi. Bunun yanında az önce de verdiğimiz haberde kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarmama yapılması gerekiyor deniliyor. Şu an Türkiye'de ekonomimiz için uygulanan önlemler yeterli midir? Onu sorayım ve ekstra ne gibi önlemler alabiliriz? Şeref Bey, buyurun. Evet, şimdi aslında bu sorun şu. Korona'nın şu ana kadar oluşturduğu maliyeti kim ödeyecek? Kamunun buradaki duruşu ne olabilir? Kaldı ki bir de bunun yanı sıra alınacak tedbirler hayatımızı ne kadar kolaylaştıracak? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey vardı. Yani istihdam konusundaki bir hassasiyet ve üretimin devamı. Şimdi bunu sağlayabilmenin bir sürü yolları var. Herkes kendi elindeki imkanların bir miktarından fedakarlık etmesi noktasında bir yaklaşım. Şimdi biliyorsunuz bu özellikle fakir fukara geliri olmayan insanlara bu süreçte ezilmemesi için, geliri kesilenlerin de evlerine ekmek götürebilmeleri için bir kampanya başlatıldı. Biz bize yeteriz kampanyası. Ama çok basın salgın sürecinde oluşacak külfeti karşılamak için finansal kaynak oluşturmak. Biz bize yeteriz ama bu yetmediği yerde ki korona virüsünün ne kadar büyük yıkım oluşturacağı az önce zamandan söz ettik. Zamanı ne kadar zaman alacağını bilemiyoruz. Şimdi insan suya düştüğü zaman boğulmaz. Suda kaldığı zaman boğulur. Sorun suda ne kadar kalacağız? Suda kaldığımız süre içerisinde bir şnorkelimiz, scuba tüpümüz olacak mı? Şimdi şnorkelimiz 3 aşağı 5 yukarı var. Aile içi yardımlaşma, bazı ev sahiplerinin kiranı bir ay ödeme, iki ay ödeme demeleri. Pek çok yardım kurumunun da bu anlamda taşın altına elini koyması ve biz bize yeteriz kampanyasıyla gönüllü bağışlar. Ama bunların sorunu ne kadar çözeceği ise biraz karışık çünkü bilmiyoruz. Şüphesiz Ali Canap yani yardımsever bir ulus olduğumuzu biliyoruz. Ben Van depremi 7.2 büyüklüğündeydi ama yardım kampanyasıyla yardımın şiddeti 9.2'yi aşmıştı. Şimdi yardımsever vasfımızı biz her felakette sınadık. Fakat bu yardımların da ötesine kamunun da bir pozisyon almasını gerektirecek bir yapı. Az önceki okuduğumuz STK'ların okuduğumuz işçiler işten çıkarılmasın, işte kısa çalışma ödeneğinin yaygınlaştırılması, kullanılması noktasındaki imkanlar gelsin diyoruz ama diğer ülkelere baktığımızda sorunu daha derin ve daha ileride yaşamış olan uluslar bazı enteresan tedbirler almaya başladı. 1 trilyon dolarlık ayırdığı fon yetmediğini anlamış, 2 trilyona çıktığını söylemişti Abdurrahman. Hatta onu da yetmedi 2.2. Şu ana kadar benim bildiğim 7-8 trilyon dolarlık bir fonlar sadece korona için aloke edilmiş, ayrılmış, tahsis edilmiş. Şimdi dünya nüfusuna da bakarsak aşağı yukarı insan başına 1000 dolarlık bir para oluşturulmuş, olmayan paralar dahi oluşturulmuş. Yeter ki buna karşı üretim sürsün, açlık olmasın ve koronayla mücadelede zaten çok büyük sıkıntılara yol açan sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu giderler karşılansın. Ama ben şimdi Türkiye'nin biz bize yeterisin ötesine belki de yavaş yavaş insanların bazı zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için para üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Nitekim eğer bildirmeleri halinde geliri olmayanların bunu bildirmeleri halinde devletin yapacağı yardımların duyurusu ilan edildi Cumhurbaşkanı tarafından birkaç saat önce. Valiliklere bu konuda yetki verildi ve bununla ilgili olarak geliri olmayanların başvurmaları halinde böyle bir imkana kavuşacak. Şimdi tam da bunun arkasında ekonomiyi tahkim etmek açısından Merkez Bankası'nın da mutlaka bir şeyler yapıyor olması lazım. Şimdi tamam elinde banknot matbaası var, para basabilir. Ama bu yetmez. Belki bu anlamda döviz de üretebilmemiz noktasında ihracatçı artık malını satamıyor. Ne yazık ki. Turizm ise birdenbire durdu. Sanki aniden el freni çekmiş gibi durdu.
O anlamda bizim yeniden yabancıların gelmesini sağlayacak, yabancıların Türkiye'ye döviz getirmesini sağlayacak bazı cazibeler daha iyi düşünülebilir. Bunu söylememin sebebi şu, çünkü yavaş yavaş insanlar şunu da endişe içerisinde sormaya başladılar. Efendim, peki madem bu kadar bir sıkıntı var, neden bankalarda olduğu söylenen 198 milyar dolarlık özel sektör ve özel kişilerin paraları ne güne duruyor noktasına gelince, acaba onlar nasıl kullanılacak, onlardan kesinti olacak mı olmayacak mı? Böyle bir şey olmaz. Tarihte olmadı. Yine de olacağını düşünmüyorum. Fakat şurası da bir gerçek ki bu tedirginliklerin ortadan kaldırılabilmesi için insanlar evlerine gönderilmemesinin yanı sıra sadece eve gönderilmek yetmiyor. Onların cebine de kamu tarafından kaynak oluşturmak ve en azından zorunlu giderlerini karşılayacak bir yapının meydana gelmesi gerekiyor. Tabii cebine koyduğun parayla gidip arsa alacak ya da ne bileyim bunu dövize koşacak hali kalmadı insanların. Öyle bir mekanizma içerisinde belki çek üzerinden, yani sadece zorunlu harcamalar için kullanılabilecek bir kaydı para üzerinden böyle bir imkan sağlanabilir. Ve ben bu tsunami dediğim korona kışının yaza kadar uzaması halinde suda ne kadar kaldığımızla ilgili olarak kamunun çok daha fazla kaynağı bunun bu beladan kurtulmak için tahsis etmesi gerektiğini düşünüyorum. Abdurrahman Bey, son 3-4 dakikamız, hatta bir 4-5 dakikamız da var. Size de aynı soruyu yönlendiriyorum. Türkiye başka hangi önlemler alabilir? Ancak sadece tabii bu Türkiye açısından söylemiyorum. Çünkü sonuçta hiç yaşanmamış şeyler yaşıyoruz. Sınırlar kapatılmış durumda. Çoğu ülkede ihracat yapılamıyor. İthalat keza aynı şekilde açık ülkelerden yapabiliyorsun. Turizm, Şeref Bey'in söylediği gibi turizmin tesisini söyleyemeyiz. Ama bizim de dış finansmana ihtiyacımız var. Dolayısıyla siz neler aktaracaksınız bu konuda? Vallahi dış finansman doğru. Eğer dış finansmanda bulabileceğimiz bir kaynak var ise bu kaynağı alabilmemiz lazım şu anda. Çünkü en sıkışık olduğumuz, kaynağa en çok ihtiyaç duyduğumuz dönem bu dönem. Türkiye'nin bu krize karşı almış olduğu önlemlerin toplamı işte gayri safi milli hasılasının 3'ü 4'ünü buluyor bulmuyor. O civarda bir rakam. Ama baktığımız zaman bu hastalıktan, salgından etkilenen ülkelerin aldıkları önlemler %10'lar, %20'leri buluyor gayri safi milli hasılalarının. Dolayısıyla alınan önlemlerin büyüklüğü konusunda yeterli mi dediğiniz zaman yetmiyor, yetmez de. Asıl yetecek olan şey ekonominin normal çalışma düzenine kavuşması çünkü. O zamana kadar devlet çok ciddi önlemler alması lazım ama bu önlemlerin de imkan dahilinde olduğunu biliyoruz. Yani bütçemiz müsait mi? Gelirimiz var mı? Devlet bunları karşılayabilir mi? Borçlanabilir miyiz? Parayı ve kaynağı nereden bulacağız? Merkez Bankası kaynaklarına da başvurabiliriz ama bunu çok da ölçüsünü kaçırırsak bu sefer devalüasyona yol açabiliriz. Bizim dövize ihtiyacımız var. Yani sadece Türk lirasına değil, Türkiye iki çift parayla çalışabilen bir ekonomi. Hem Türk lirası, o bizim paramız ama aynı zamanda döviz. Dolayısıyla Türk lirasını biz var edebiliriz, üretebiliriz ama dövizi üretemeyiz. Dolayısıyla dövize ihtiyacımız var. Şu durumda da kısa yoldan ihracatı, turizmi, hatta taşımacılığı da buna ekleyebiliriz. Artırabilecek durum yok. Dış pazarlar kapalı. Hatta bu üç sektörde çok dramatik şekilde döviz gelirlerimiz kaybolacak, azalacak. Dolayısıyla buna karşı da bir önlem almak lazım. Çünkü dış borçlarımız da var edilecek. Hem dış borçlar için hem Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için hem de içeride işte bu yardım tutarlarını, miktarlarını artırabilmek için özellikle de bu maaşı kesilen, işsiz kalan insanlara, kişilere, ailelere yardım edilmesi lazım. Mutlaka maaşın yerine başka bir şey ikame edilmesi lazım. Bir de şirketlerin bazı zorunlu ödemeleri var. Bunların işte vergisi ertelenmesi, diğer ödemelerin ise yapılabilmesi lazım. Ama bu da yine birkaç ayla sınırlı, yani 3-4 ay bunu devlet karşılayabilir. Ama 3-4 aydan sonra uzar ise hakikaten burada çok dramatik gelişmeler gündeme gelecek. Dolayısıyla
dış kaynak bulmamız lazım. Burada da IMF, Dünya Bankası kaynakları var. Bu kaynaklardan işte acil durum kaynağı olarak tahsis edilmiş. Bunu tercih etmedik. Dolayısıyla kendi iç kaynaklarımıza döndüğümüz zaman da burada bir sınır var hakikaten. Bize gerekli olan asıl kaynak dış kaynak. Dış kaynak konusunda da maalesef önümüzdeki dönem iyi bir seçenek, iyi bir tablo bize sunmuyor. Dolayısıyla bu konuda zorlanabiliriz. Bu bizi belki ihracatçı bir ekonomi yapabilir. Daha çok ihracata yönelebiliriz ama dediğim gibi bu süre içerisinde maalesef yani sınırlar kapalı. Küreselleşme, ihracat yapmaya, ithalat yapmaya elverişli değil. Taşıma zincirleri durmuş durumda. Dolayısıyla ancak bu sınırlar yeniden açılır, normalleşme yeniden başlarsa o zaman bu ticaret, dünya ticareti dönmeye başlayabilir ve o ticaret içerisinde Türkiye'de belli bir pay alabilir. Ama o döneme kadar hani üretim yapsak da bunu ne yapacağız? İçeriden mi, yani yurt içine mi satacağız? İhracat mı yapacağız? Yurt içi talep önemli ölçüde azalmış durumda. Yurt dışı talep de ihracatta durulmuş durumda, azalıyor. Dolayısıyla üretim de ancak talep olduğu sürece mümkün. Evet. Yoksa evet, stoklara üretim yapmış oluruz. O stoklar da şirketi batırabilir. Abdurrahman Bey ve Şeref Oğuz Bey, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Konuşmaya devam edeceğiz daha ta ki bu virüsü tamamen dünyadan silene kadar. Tekrar teşekkür ediyorum ben hem Doktor Şeref Oğuz'a hem Abdurrahman Yıldırım'a. İyi akşamlar efendim sizlere. Evet, ekonomik görünümü burada sona erdiriyoruz. Birazdan bir 5-6 dakika sonra küresel piyasalarda tekrar karşınızda olacağım. Hem Murat Salar hem de Recep Atakan'la birlikte bu sefer bugün piyasalarda neler oldu, önümüzdeki hafta ya da bu hafta için neler bekleniyor, geçtiğimiz haftalarda neler yaşadık değerlendireceğiz.